Merhaba değerli takipçilerim, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kıymetli takipçilerim, nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Rabbim herkese sağlık, sıhhat, huzur versin. Çoluğundan, çocuğundan Allah hayırlı geçimler versin. Bizler soracak olsanız, hamdolsun, şükürler olsun, iyiyiz. Allah bundan aşağı düşürmesin. Geçen gün diktiğim gülle, yeşerim şöyle göstereyim. Saksıdayken bir başkaydı. Toprağa kökü batınca daha bir güzel oldu, yeşerdi. İnşallah bugün yarın bizim köye gül satmaya geliyorlar. Ağaç yani. Ağaç satmaya geldiler mi? Birkaç daha alıp onları da kenarları dikeceğim. Çimlerimizi bakın bir karış iki karış oldu. Bunların üstünden bir makas var. Gülleri budama makası var. Bundan makasın ucundan şöyle köklerini çıkarmadan uçlarından keseceğiz. Ondan sonra üstünden merdane ile yürünecek. Benim de şu gezindiğim yerler yattı ya oralar inşallah kaka. Garıdaban'da da köy soğanlarım vardı yazın. Yazdan köy soğanlarım vardı. Yediğimizi yedik, yemediğimize de. Aldım geldim toprağa. Şöyle oralarını çapayla gazdım. Uçlarına toprağı batırıp ondan sonra çapayla örtüvedim. Bunlar da öndenki yeşil soğanlarımız. Şurada da gülümüz var, bir tane sarı urfağımız var. Onun zararı yok, orada dursun. Burada da ıspanaklarım var. Azıcık şöyle çümüne karıştı ya. Çümleri ellemeyeceksin galiba. Sonra ıspanakları aldın mı çümler kenarlarda dursun. Çümün zararı yok bana. Şöyle gidin. Hafiften yağmur çiledi. Bir iki de atıştırıyor. Burada olan pırasalarımı çıkardım. Son pırasalarıma. Onları da Allah nasip ederse yarın bükme yaptıracağım. Şöyle toprağıma çapaladım. Yani çapanın ucundan düzelttim. Darımıkladım şöyle. Ondan sonra burada da elimde maydanoz tohumu var. Eşime aldırdım. Bugün buraya yetecek. Zehra yenge tam dedim ya. Zehra yenge de gelmedi. Kendim atak olsam şöyle daha iyi olmaz mı bilmiyorum. Şuradan bir bakayım Zehra yengem varsa çağırın. Bundan sonra Zehra yengemin en sepeleyen maydanozlarımıza. Bugün hava iyi, yumuşak ama hafiften bulutlu, yağmur atıştırıyor. Bir ay, iki ay çiliyor. Yağsın galiba Rabbim aradık, daradık diyencilerin. Allah bereket versin. Nisan ayında yağmur çok şifalıymış arkadaşlar. Yağmur suyunu bu yağda içerseniz gerçekten şifa niyetine şifası çoğulmuş denenmiş yani. O yüzden daha bizim buralar çok yağmadı. Ya kalsa ben şişeye koyup inşallah şifa niyetine işleyelim bakalım. Zehra yenge ünledim geldim. Aha geliyor Zehra yenge. Telefonu kapattım. Zehra yengem geliyor. Benim adam da çayırlarda takılınan tukulunan uğraşıyor. Onları toparlıyorlar annemle. Burada odun navelen vardı. Şimdi en son otururdu ya. Burada sütlen etrafını çakıyor benim adam. Ağaç çakıyor. Onları söktüler annemle ikisi. Annem tutuveriyor benim adam. Yerlerini değiştiriyor. Zehra yengem de geliyor. Zehra yengem günü maydanozları güzel oluyor da bir de onu saçtırayım bakalım. Geçen sene benim olmadı. Evveli sene de olmadı. Ne zaman attıydınız Zehra yenge? 15 günlük yaşında. Benimki de biter mi ki? Belki bu çilenti de biter. Nereye saçtık? Daha oraya köşeye köşeye, oraya düzelttim. Hani pırasalar vardı ya. Altına azıcık ters ataydık. Şey dedi dün İsmail abi, üstüne de atsan olur dedi. Biz altına da atıyoruz, üstüne de atıyoruz. Maydanozla. Maydanozla. Dün valla ısıcak tutar ya. İsmail abi dedim, dün maydanoz nasıl atayım dedim. Güzel çapala dedi, ondan sonra şey at dedi, maydanoz at dedi, acık dedi, ters sepele üstünde gezini ve dedi. He, öğrettik. Bum gibi bitmiş bizim de pek otlu. Otlu mu? Otlu. Mehmet abi ne dedim de ben saçı veren dedi. Az ya ben gel Mehmet abi önüme verem diye. Az ya benim bir kısım kadar. Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatü esselamu aleyne ve ala. İbadillahi salihin eşheden la ilahe illallah ve eşhede enne Muhammed'in abdühü ve resulü. Bereket duası. Bereket işesin. Evet, bereket duası. Saç sen zerruşum sen. Her yakayı kararınca saç söyle.
bakalım dedim. Bir de Zehra yengemin elinden deneye. Mehmet amcaya dün deceye dedim. Ben oruç ağzından dedim. Şimdi belki ye gelir. Aa ediveren dedi o. Köh dün akşam. Hatta yağmıyorum sabahleyin dedi. Sefeleye verin ben giden de, gidem de dedi. İyiymişmiş. Ya niyetleniyorsun 2 senedir 3 senedir. Oluyordu çok seyrek. Sepil sepil oluyor. Deşten emeğim yazık. Bir de arkayan diyorsun acaba diyorsun. Terste de ondan mı olmuyor okuduğun Zehra'yı? Vallahi ben onu da düşünüyorum bazen. Bakalım atam nasip. Orada pırasam mı kalmış bir tane. Dün pırasalar gal hepsini çıkarıverdim. Zaten bir çıkarımlık pırasa vardı. Emrah mı geldi? He. Ne diyorlar? Saray yol tamir ediyoruz. Dün kaynak yapıldı. Hmm. Demir o uzun demir var camının kıyısında o demir. He. İki yerinden kırmış rüzgarda. Onları kaynattırdık. Tekrar naylonunu değiştirdik. Yırtılmış böyle rüzgardan. Tekrar naylon etti. Söyle sizin masraf çok oldu her şeydi ya. Çok çok. Sizin galiba zerreğin galiba bu yağmurda yonca da biter. Pek güzel biter. İnşallah. Kum gibi biter. Valla bir yonca diyor. 2 milyara mal oldu diyor. Yonca şunlara ha? Şunlara falan ne mi? Et et. Her ekayı basın galiba Zehra yenge. Sık sık saç. Bitsin henkinin hepsini saç. Böyle bir saçacaksın da bir de buna kadar saçacaksın. Ha işte sık saçtın olsun böyle olsun. Böyle diyoruz biliyor musun? Şeyi falan. He. Ispanağı. Ispanak diktiniz mi siz şimdi? Aa. Geç kaldı değil mi ıspanak? Gelindi bu mu? Var var hep. Bir Zehra uyuyormuşmuş. Ezgi var, küçük kız var. Hı. Dün daha o patasoğanları dikiyordum Zehra'yı galiba buralara. Yiyormuş aha bak. Yine de yarın yenir ya. Evet. Öyle olmadığı zaman götür al da git. Hükmeden şey. He. Her şey oldu mu? Ben de bensiz kopar gidi daha buradan al git. İnşallah Allah nasip eder. Götür götür. Diktiniz mi gale? Ya Saray'a dikildi de onunla. He. Depilen fidan da var evin önünde. Naylonunu kaldırıverdik yağmurda sonra. He he. Hepsi de kum gibi bitmiş maşallah. Fidanla. Fidanla. Aynen ki Zeray'ın 10 milyonumuş. Bir sürü etmiş bayağı. Etmiş bayağı çoğu etmiş. He çoğu etmiş değil mi? Önden pakadinden alıyordu. 10 milyona 3 çocuk şey çıkıyordu içinden. Dedim bir de bakalım dedim gramını al dedim. Olmaz dedim aktarları veren gitti dedim dün. Acaba dedim paket tekinden mi olmuyor ya bayatlıyor dedim. Gal şansımı dedim de. Dünenkini almış gelmiş bayağı epey de etmiş. Ağır oluverse yeter bana yan oluverse. Dünya olur. Allah var şu sovanla olmadı şuraya doğru gelecektim. Yeter burası. Ben satacağım yeter ya. Konu konuşu olmayan götürsün. Maydanozlu boğaçalan içinde benim iyi oluyor biliyor musun? Ben de maydanozu çok severim. He ben de severim de. Bir sene hep kahvaltıda maydanoz yedim. Geçen sene yiyemedim de. Acık şuralar çimenler çinerim ya benim oğlan kıza bana. Kaka o. Kaka değil mi? Kaka. Aa şuralar acık dünürler ha. Yapraklar vardı onları topladım biliyor musun Zehra yenge. Kalan, kalan yaprakları toplayı dedim. Acık şuralar çinlen diye gale. Düzelir urlar ösen. Güzel olur güzel.
Mal susuş. Ha, o kıyıları bilen saç ses rengi. Ha, onlar kıyıları bilen saç. Tahta geleceğim ben onlara. Amin. Evde oldum, her şey yoluydu. Ben bu sene bahçe yetmeyeceğim zerrengi arkaya. Bir de geçen sene... Yeterlerdi sana kurmuş, gördün mü? Kim yeterli? Dırık lan, yeterli. Ha, görmedim. Hasan Allah. Ha, görmedim. İskeletini yapmışlar da. Bahçeyi mi? He he. Ha, görmedim. Şeriflerden tarafa. Maydanozumuzu saçtık arkadaşlar. Şöyle zerengemi çinlediği gibi iyice ters atıp çiğneyeceğiz. İyice çiğneyeceğiz. Ters atacağız. Hemen küç kısımda ters atın üstüne. Evet. Sepeleyin. Ondan sonra vereyin çinleyin galiba zerengi. Evet, çinle. Biz ilanayı bile işledik böyle bak. He. İlanın tohumunu saçtık mı? Hı. Üstüne tahta koyduk. Böyle tahtayla tahtanın üstünde böyle gezerdik. Tahta mı koyayım ben? Şaştım. Ya sonra tahtayı alıyorsun canım. İşte tahtanın üstünde için. Aha, böyle iyice çirik çirik çinleyeceğiz değil mi zerengi? Yoruldusun işte ben çinleyen zerengi. Ters attı sen de, ters attı öyle çinle. Şimdi... Tersine at, ters de yapışsın üstüne. Ters de mi at? Hı. Tamam Zerş. Sağ ol, Allah razı olsun. Senden de. Ellerin kolun sağlık. İyi hadi bakalım, gidemiyorsun. He. İyi hadi, güle güle. Şimdi evde çocuklar var. Reka değnek. Selam söyle bakalım Meryem gire. Takipçilerim, aşağıdan yukarı çıktım. Şimdi ben bugün ne yapacağım? Bugün ben kirdaş yapacağım. Cingen böyle deriziz. Bayat ekmeklerimizi değerlendiriyoruz. Bir de dünden kuru fasulyem vardı. Kuru fasulyem bayağı çok vurmuşum. Kuru fasulyemize bile olmasın diye birazını çorbaya ayırdım. Birazını da bayat ekmeklerimi değerlendireceğim. Daha önce de çektiğim videolarım ama yeni gelen takipçilerim var. Yeni gelen takipçilerim için bugün tekrar değerlendirmek istedim. Maalesef ben günlük ne yaparsam onu çekmeye çalışıyorum kıymetli takipçilerim. Şimdi bugün güzelce maydanozumuzu ektik bahçemize. İnşallah biter. Geçen sene arka tarafı yap dedim. Olmadı. Bu sene de dedim en yönünü yapalım. Kölge çok severmiş. Maydanoza kuru fikir olsun arkadaşlar. Biz de yeni öğrenmiş olduk komşularımızdan. Bir de kölgeye ek bakalım dene dediler. Kölgede daha çok coşarmış nane ile maydanoz. Ben de evin önünde pırasalarım olduğu yere pırasalar çıkardım. Böyle değerlendirdim. Pırasalarımı da aldım geldim. Annem de burada Lütfü yengemden biraz haşhaşına ıspanak getirmemiş. Çocuklar yesin diye seviyorlar çocuklar da. Haşhaşım da zaten zamanı geçen diye. O yüzden ısladım birazcık çamuru gitsin diye. Ben bu pırasaları şimdi yıkacağım. Bir taraftan da yemeğin suyunu koydum da birazcık kaynadıktan sonra da fasulyeyi öyle koyacağım. Azıcık kaynamasını bekleyeceğim. Pırasaları yıkacağım. Beyaz yerleri yenir. Ondan sonra yeşil yerlerine de şöyle yeşil yerlerini kesip ortasından şöyle yeşil olan yerlerine ıspanağı karıştıracağım. Allah nasip ederse yarın pişmesini yapacağım akşama. Bu güzel yıkayın, ıspanağıma, ondan sonra pırasalarıma yüyün, yıkayın, suylarına ondan sonra güzelce süzdürün, yarılıp kıyarım, fırına gönderin. Evde yapacaktım, saç dikmesi yapacaktım.
Hem saç bükmesi Ramazan ağır geliyor, insanı tutuyor. Hem de şimdi de uğraşma dedi, fırını veren fırında yaptıram dedi. Orucu ağzıyla hiç uğraşma dedi. Bu yüzden ben evde yapacaktım aslında. Sedagir'e de çağıracaktım akşama. Bir güzel yemeğim olacaktı. Eşim de öyle deyince benim de işimi geldi. Kim çağırır kızım gibi nasip olursa onlar da gelirler eşimle. Yarın akşam yemeğe. Gitti galiba pırasamız. Allah bereket versin. Yedik içtik. Bu sene güzel oldu pırasalarım. Bükmesini yaptırdık. Yedik. Ondan sonra yemeğini yaptık. Elimizde yedik. Yarı domatesli, yarı pirinçli yemeğini çok yaptım. Ben kendimi çok severim. Çocuklar fazla sevmese de ben pırasa yemeğini çok severim. Şimdiden sonra da zaten pırasada yemediği zaman sünemlenir, iyi olmaz. Sakız gibi yani sünemlenir, iyi olmaz. O yüzden yerlerde maydanoz güzel olacak inşallah. Hep beraber bittiğini görürüz. Bakalım durum ne gösterecek. Ispanaklarımı da annem aşağıda atlayayım bir de. Onları da gece galiba yıkarım herhalde. Annem tavuklam yumurtlamış. 2-3 gündür yumurta tavuklam. Köy yumurtası sarı sarı. Ben tavuk yumurtasını yıkamadıktan sonra dolabı kaldıramıyorum. Dolabı koyuyorum. Dışını ilkin bir yıkıyorum. Ondan sonra suyunu süzdükten sonra dolabı koyuyorum. Şimdi onların da dışının kabuklarını yıkadım. Böyle hava güzel. Açık sabahtan çilede yağacak gibi oldu. Ortalık hava garardı. Ama öyle bir sert hava yok. Yumuşadı galiba havalar. Sobayı 3 gündür kömür koymuyorum ben. Aşağıda ahu kestiğim ince dallardan, biraz kabak dallarından koyun. Bir akşam da yapıyor, bir sabah yapıyor. Öyleyken sıcaktan durulmuyor. Sıcak oluyor içeri. Azıcık daha kaynayabilsin salçalı suyundan. Ondan sonra fasulyemi koyacağım içine. Yemeğim ağır ağır kaynamaya başladı. Fasulye yemeğimi de koydum içine. Şöyle birazcık daha kaynayacak. Ondan sonra ekmeklerimi ağır ağır batıracağım. Şöyle karıştırdığım kaşığım var. Ondan tekrar şöyle. Bir kaşık domates salçası. 2-3 kaşık domates suyu. Yağına bunları güzel kızarttım. Kaynayan suya da koydum içine. Birazcık salçalı suyundan kaynattım. Ondan sonra kalan yemeğimi de içine koydum. Birazcık öyle kaynayacak. Ve ekmeklerimi dildim. Bugün ısıtmadım. Kuzineyi daha yakmadığım için. Bir taraftan da ketirimi, çayımı, suyunu koydum. Ve Nursa'yım ben aşağıladayken o annem getirdiği ıspanaklardan birazcık börek yapmış. Yufkadan ıspanaklı peynirle böreği yapmış. Üstünü sos hazırlamış, sürmüş benim kızım. Böyle can istemiş bugün çayına. Fırın tepsisini sürmüş. Kıpkırmızı kızarmış. Pek de güzel olmuş. Azıcık şuradan değdiği kenarından vermiş. Çünkü kokuyor diye miyavlıyor. Ispanaklı falan yiyor. Yeşilliği seviyor. Bu yüzden kenarından yarısını koparmış. Değdiği vermiş. Pırasalarımı da yıkadım. Şu beyaz yerlerinden, yeşil yerlerinden ayıracağım son pırasalarımı çıkardım artık. Arkası yok. Ve burayı da haşhaşımı 2-3 kat yıkadım, ısladım. Şimdi ilistiri alacağım suyunu süzsün diye. Burada da dışını kabuklarını yıkadım, yumurtalarım var, suyunu süzdü. Tavuklarım bir ay ikişer yumurtlamaya başladı. Vallahi şaştık da yumurtlatacak yem almışlarmış eşim. Poşetinden kiloyla yumurtlasın diye
2-3 gündür, yani 2-3 gündür dediğim bayağı bir hafta olmuştur. Yem veriyoruz, yumurtlasın. Arpa buğdayı veriyorduk artık. Bir de fenli yem vermeye başladık. Çünkü yumurtlamıyorlar, dışarıda çıkarmadığımız için. O yüzden yumurtlayı besinler diye açık yem verdik. Bir taraftan da şöyle ekmeklerimi koyayım. Ağır ağır batırayım. Üç dürüm koyayım. Bunun üstüne nane, acı biber çok güzel yakışıyor. Hem ekmeklerimiz de yerlenmiş oluyor, bayat ekmeklerimiz. Hem de kalan yemeklerimiz, nohut olsun, fasulye olsun. Biz böyle cingen böreği, tiridaşı deriz. Böyle yaparız. Kuzenem yanmış olaydı. Ekmeklerim birazcık kurutçu edim. Ama ekmeğim yumuşak değil. 3-4 günlük dolaptaydı. Bazen bir de daldığımızdan bu sefer börek mörek yapıyoruz. Bir de dağılı köylü derkene inanın bir haftaya geçti şu ekmeği aldığımız. Dolabı koydum. Bugün de değerlendirin dedim, iyi oldu. Hüseyin kuzeni yaptı. Çamaşırlar var, bunları da derledi, topladı. Ben de aşağı dedim, bugün aşağı biraz işim var. Bunları ayarladım. Ancak ha, koşturmayla anlayacağınız, biz Ramazan'da da durumumuz. Ramazan'da da kamp olabilir işler. O yüzden açık aşağıdan geç, açık yukarıdan geç derken. En öndeki o ince dallara kesiyorum ben sabahtan birazcık göreye kadar sıcak çıkasıya. Ondan sonra ağır evde olduğum sürece ortalıktan kakabesin, çayırlar temizlensin. Onlarla uğraşıyorum 3 gündür. Azıcık daha şöyle kabarsın. Birini aldık şöyle. Tepsiyi koyduk. Karanlık mı düşüyor? Yok, iyi. Açık davlumbazın ışığını yakıveren burada. O zaman da çok parlak çıkıyor, belli olmuyor anne. Şöyle ha. Birazcık akşam oluyor ya, karanlık olduğu için karanlık düşüyor mutlak. O yüzden Nursevim'in konuşma dermanı kalmadı. Evet. Nursevim hem iş çocuğu hem oruç koyuyor tabi ne desem. Allah'tan okullar tatil, iyi bir haftadır evdelerde. 2 gün kaldı galiba, 2 gün sonra okula gidecek Nursevim. Hani şunu kapatalım anne. Kapatıyorum onu. Çünkü çok parlak düşüyor. Sarı olduğu için ışığı. Çayımızı da attık. Evet, çayımızı koyduk demliğe. Evet. Bayağı yapıyoruz. Değil mi Nursel? Aynen. Ya biz doymayacak gibi oluyoruz da doyuyoruz yine Nursel. Fasulye önemli falan ne? Fasulye. O dün pişirdiğimiz fasulyeden kalıyıp da. Nohut vardı aslında, onu çıkaracaktım. Hani bu dedim değerlendirilmesin. Yandı mı kızım zoba? Yandı. Ezel de 10-15 dakika kaldı. Sıcak kere yensin diye. Soğudu mu da hoş olmuyor. Üstüne acı biber ekeceğim. Nane. Bugün böylece canım istedi. Nursevim'le ne olduk mu, her şey canımız istiyor. Bir de Nursevim'in görevinden bu yana bakalım tabağa. Bir taraftan ekmeğimiz tenceremizin içinde kabarırken bir taraftan da İlken telefonumu açıyorum. Biraz kenarlarına yapışmıştı. Zini çizdirtme bakalım. Yumuşacık olmuş Nurten'in. Yemeğine yiyeceği gelecek. Ellerimi sağladım. Nursevim'in ellerine sağlık arkadaşlar. Börekleri güzel olmuş çocuğumun. Nursevim evde oldu mu bana fazla iş düşmüyor. Nursevim'in bana çok faydası oluyor. Tabi videolar çekemiyoruz fazla ya. İş işlemekten. Ama yine maalesef. De işe çok faydası oluyor bana. Allah razı olsun çocuğum. Ekmeklerimizi bir taraftan kabardı. Bir taraftan onlar alan, bir taraftan böreklerimizi duyan.
mis gibi de koktu. Allah'tan az kaldı sakine kuruşuna aşmasına. Aha başladı. Aha yer oldu kuruşlamız. Aha bitti derken aha deyince bana bir şey oldu sanırım anne. Hayır oruç daha başlayacak derken evet. Başladı. Aha yara oldu Nursel. Yara ettik oruçlarımıza. Allah kabul etsin. Ramazan'ın huzuru. Ramazan'ın ayrı bir huzuru var arkadaşlar. Ben Ramazan'a girken çok seviniyorum. Anne bence dinim onları. Ne? Öyle yiyin. Ne dilince olacak? Azıcık büyük diye Nursel dur. Şurada dilen gel yarım kaldı da ondan sonra dilmeye. Bilmeyen mi? Ne bileyim yarım yarım ha bütün yemişiz. Çok hoş oldu bak gördün mü? Evet. Ekmeklerimizi aldık. Şunu kapatalım. Kalan yemeğimize de ay çok geldi valla. Neyse bari şu dibinin fasulyesini bulmayayım. Azıcık suyu fazla geldi. Hepsini boşaldım dedim. Bu da çok... Şöyle üstünü acık börünü koyayım. Nanesini de koyalım. Kiridaşı acı bibersiz, nanesiz olmaz. Mutlaka nane, acı biber güzel yakışır üstüne. Soframıza da bir taraftan koyuyoruz. Ezen okunen okunen de demliklerimizi götürdük kuzinemizin üzerine. Şöyle soframıza da gösteren videomuzu bitirelim. Evet bakın kıymetli takipçilerim. Böreğimiz hazır halde, yiyecek şekilde. Daha önce çekmiştik ama yeni gelen takipçilerimiz için bugün bir daha çekmek istedim. Dediğim gibi bizim böyle değerlendirme yemeğimiz bu. Bunun adı değerlendirme yemeği olsun bundan sonra bence. Evet arkadaşlarımız koyabildiğimiz kadar şöyle göstereyim. Böreklerimizi dildik, haşhaşımızı yıkadık. Pırasalarımdan koydum isteyen yesin. Burada da sütlaçımız var. Üstünü Hindistan cevizi serpeceğim. Burada da aynı şekilde erikoşa humma. Belki yemezdi ama ben yine doğruca çakan bir kaşık yiyorum. Ve burada da tridaşımız var. Yemeklerimizi yaptık. Domates koymamış Nursel'im. Azıcık da yoğurduna domates koyun. Acele ediyorsun ya videoyu bitireyim diye o yüzden. Şimdilerde ezan okuyunca 3-4 dakikası kaldı. Hemen okunayım de. Değerli takipçilerim bugünkü videomuz böyle olsun. İnşallah bir dahaki videoda görüşürüz. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Değerli takipçilerim. Allah'a emanet olun.